Sayın seyirciler, bugünün en acı haberi 17 Nisan'dan bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten geldi. Çobanlar evine 10 kilometre mesafede küçük Furkan'ın cesedini buldu. Allah rızası için çocuğuma bunu kim görmüş, kim getirmiş, Allah rızası için bana getir. Ailesine sağ salim teslim edilmesi için çabalandı ama olmadı. Kayıp Furkan'dan acı haber geldi. Ben dayanamıyorum, evlat acısı çok zor. 4 yaşındaydı Furkan Yiğit. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşıyordu. Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğüydü. 17 Nisan'da kayboldu. Kaçırma şeyinden dolayı biraz endişeliyiz. Çünkü 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk ta oradan 3 kilometre yol gelip de o yağmurda bir Allah'ın kulu görmüyor mu bu çocuğu? Bir komşu görmüyor mu bunu? Yani sanki bir kartal geldi, Furkan'ı aldı götürdü. Ne olduysa 1,5-2 saat arasında yani. Çok sayıda ekip köyde arama çalışması başlattı. İş makineleriyle dere yataklarını kazdı. Dalgıçlar koca su çayında Furkan'ı aradı. Kadavra köpeği Pelte bile devredeydi. Günler geçti, Furkan'a dair en ufak bir ipucu dahi bulunamadı. Olayın baş şüphelisi Furkan'ın babası Fehim Yiğit'ti. Yiğit, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte gözaltına alındı. İlk ifadesinde çocuğumu öldürdüm, mezarda yatıyor dedi. Kasten öldürme suçundan tutuklandı. Baba Yiğit'in sözünü ettiği mezardaki ceset Furkan'a ait değildi. Arama çalışmalarına yeniden hız verildi. 6 Mayıs pazartesi sabahı Furkan'ın annesine acı bir haber gitti. Küçük çocuğun evine 10 kilometre mesafede cesedi bulundu. Furkan'ın cesedi çobanlar tarafından fark edilmişti. Cesedi oraya kadar kimin götürdüğü tartışılıyor. İlk şüpheli baba Fehim Yiğit.